Arkadaşlar oyunumuza hoş geldiniz. Öncelikle aracımızı bir çalıştırdıktan sonra yolumuzu, güzergahımızı belirleyeceğiz. Yeni bir otobüs oyununda, yeni bir yolculukta beraber olacağız. Yolcularımızı alacağız öncelikle arkadaşlar. Yolcularımızı aldıktan sonra bu yolculuğumuz çok renkli olacak. Kapalı tüneller, uzun tüneller, yokuşlar, rampalar, dağlık yollar, güzel manzaralar, harika manzaralarla beraber güzel bir yolculuk yapacağız. Öncelikle yolcularımızı bavullarıyla beraber alacağız. Onları aldıktan sonra tekrardan otogardan, Trabzon otogarından çıkış yapıp Gaziantep'e doğru baklava yemeye gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, yolcularımızı alıyoruz. Yolcularımızı aldığımız sırada aracımız Tempo Maraton 13 VIP'tir. Çok sessiz bir araçtır. Yolu çok güzel, yol tuşu çok güzel. Rota oluşturuldu. Keyifli bir yolculuk olacak. Bu yolculukta bizlerle beraber olmayı terk etmeyin. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı esirgemeyin arkadaşlar. Sizlerle daha nice oyunlar, nice yolculuklar yapmak istiyoruz. Bunun için sizlere ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, manevramızı yapalım. Geriye doğru yavaşlana çıkışımızı yapacağız. Çıkışımızı yaptıktan sonra dediğim gibi şu an Trabzon otogarının içindeyiz. Geri geriye manevramızı yapıyoruz. Biraz daha gidelim, gidelim, gidelim. Evet arkadaşlar, aracımızı gördüğünüz gibi aracımız 853K'lık bir araçtır. Son derece güzel, konforlu, sessiz, güzel bir araba. Seri içindeki en iyi arabalardan bir tanesi. Üst kademe bir araçtır. Bu şekilde manevramızı yaptıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Asalete bak arkadaş. Ben çok beğeniyorum bu arabayı. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Evet arkadaşlar, çıkış kapısına doğru gidiyoruz. Şu an gördüğünüz yer Trabzon otogarı. Trabzon'dan yolculuğumuz Gaziantep'e doğru olacak. Evet arkadaşlar, çıkışa doğru ilerliyoruz. Çıkışa geldik. Trabzon otogar. Araç otobüs terminaline elveda diyoruz. Bariyerimiz kalktıktan sonra çıkış yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sağdan yolumuza devam edeceğiz. Aracımızın bir çıkışını görelim. Otogardan çıkışını izleyelim. Nasıl olduğuna bakalım. Performansımıza bakalım. Aracımıza bakalım. Yolumuza bakalım. Evet arkadaşlar, aracımız bu şekilde çıkış kapısında beklemektedir ve yolun müsait durumuna göre çıkıyoruz. Asalete bakar mısın arkadaş? Evet arkadaşlar, yolumuza koyulduk. Kazasız belasız inşallah bir yolculuk yapacağız. Ama dediğim gibi yolculuğumuz çok renkli olacak. Türlü türlü yollarla, türlü türlü rampalarla, tünellerle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi yolumuz budur. Evet arkadaşlar, yola koyuluyoruz. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı, bizlerle yolculuk yapmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, aracımızın içi bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet sessiz. Fon müziğimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzun durumuna göre, aracımızın yakıtına göre yolumuza beraber yolculuk yapacağız. Yolumuz biraz kalabalık, hareketli. Ekip otobüsümüz arkadaşlar, ekip otobüsümüzü geçiyoruz. Bu şekilde yolumuza kazasız bir şekilde devam ediyoruz. Aracımızın modeli öbür türlü
işte boyasıdır, lastiklerdir, jantlardır, kovmasıdır. Bunlar sonradan bizim ilave yaptığımız şeyler. Siz de istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde renk verebilirsiniz. Kişiselleştirebilirsiniz. Sağdan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Gaziantep yoluna doğru, Gaziantep'e doğru bir baklava yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Görüntüde bu yolda gördüğünüz yollar, görseller çoğu gerçeğe yakın. Onlardan esinlenerek yapmışlar. Onun için buraları görmeyen arkadaşlarımız da yolculuğu sonuna kadar takip edip bunları bir nebze de olsun benzeterek görebilirler. Trabzon Gaziantep arasında nasıl yollar olduğunu, o yeni yapılan zigana kontrolü var. İleride çevirme var. Aynen, çevirmeye gidiyoruz. Polis kontrol noktası. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımızı daha çevirmişler. Araçta arama yapıyor galiba. Komutu bekliyoruz arkadaşlar. Durduk. Evet arkadaşlar. Yola devam. İşaretiyle yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ettikten sonra tünele giriyoruz arkadaşlar. Çok güzel, uzun bir tünel. Harika yapılmış bir tünel. Zaten Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'su bağlayan bu tarz bir sürü tünel var. Hepsi harika, geniş. Biz de bu tünele aracımızdan beraber, sizlerle beraber yolculuk yapma, girme fırsatı bulduk. Evet arkadaşlar, tünelde bu şekilde. Tünellerde biliyorsunuz aşırı hız yapılmıyor. Biz bazen yapıyoruz ama yolun durumuna göre. Harika olur sizlerle beraber. Daha zevkli, daha sessiz, daha güzel. Evet arkadaşlar, güzel yolda giden otobüsleri görüyorsunuz. Çünkü bu tünel çok güzel, yolu kısaltıyor, mesafeleri kısaltıyor. Tünelin sonuna geldik. Bundan sonra daha bir bambaşka yola giriyoruz. Bundan sonra biraz daha Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, o istikametlere doğru. O istikametlerin havası biliyorsunuz biraz daha sıcaktır. Onun için yeşillik alanımız biraz daha artıyor. Dağlık alanımız, rampalar artacak. Evet arkadaşlar, yolculuğu bizlerle beraber sonuna kadar sürdürmeyi, bizleri takip etmeyi, bizde takipte kalmayı, kanalımıza abone olup bizlerle beraber nice yolculuklar yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar, burada bir mola verip yakıtımızı aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Sizler de bizlerle kalıp yorumlarınızı almayı, yorumlar yapmayı, yorumlarınıza önem göstermeyi tercih ediyoruz.
Aracımızın boyası bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir boya oldu, yakıştı aracımıza. Sizlere daha farklı modellerini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, molamızı vereceğiz. Molamızı verdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Sayın pilotlarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Molamızı verdik arkadaşlar. Molamız bitmek üzere. Bunun için bir anonsumuzu alalım öncelikle. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Molamızı yaptık, yolcularımızı aldık. Tekrardan yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aracımızı çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra yakıtımızı alacağız. Yakıtımızı aldıktan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geri çıkalım. Manevramızı yapalım. Evet, istasyona girelim. Bir nol istasyondan yakıtımızı alalım. Shell. Günümüzün Shell'i orada Shell olmuş. Şu aynı renkleri kullanıyorlar. Ama bizim için önemli olan yakıttır. Marka değildir. Evet arkadaşlar, ücretimizi şirket ödedikten sonra, yakıtımızı aldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımızı gördük. Bir pozumuzu aldık. Evet. Bu harika yolculuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımızın yakıtı tam fullledikten sonra kalan yollar, kalan güzergahlar bizimdir. Kalan sahalar da bizimdir arkadaşlar. Bundan sonraki engebeli yolda rampa aşağı doğru ineceğiz. Şu anda görüldüğü gibi yolumuz aşağı doğru inecek. Çünkü o tünel rampayı kesmişti. Şimdi rampaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra yol aşağı, bayır aşağı. Salacağız kendimizi. Fazla hız sınırlarına aşmadan, kaza yapmadan. Yolcularımızı sağ salim Gaziantep otogarına teslim edeceğiz inşallah. Aracımızın rotarlar sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu diğer daha düşük K olan araçlarda bu kadar güzel değil. Bu kadar net değil ama bu araçta çok güzel. Yolumuz tek gidiş gelişli. Çünkü böyle dağlık yerlerde böyle olması daha makul görülüyor. Daha geniş alanda yol yapılsa aslında daha iyi olur da böyle aslında tam böyle yerlerde daha geniş olması gerekiyor. Çünkü çok dönemeçli, çok dar, rampa aşağı, rampa yukarı araçlar zorlanıyor. İnsanlar daha çok kaza yapmasına sebep oluyor. Ama biz dikkatli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Görüyorsunuz araçları sıfır geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü şartlarımız ona el veriyor. Aracımız frenli bir şekilde yavaş yavaş bırakıyoruz. Bıraktığımız anda hızımız yükseliyor zaten. Çünkü bayır aşağı iniyoruz. Rotarlar sesi sürekli sık sık bize eşlik ediyor, renk atıyor araca.
Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, manzarayı görüyorsunuz, dağları görüyorsunuz, yolları görüyorsunuz. Biraz sonra yolumuz değişecek. Daha bambaşka manzaralarla devam edeceğiz yolumuza. Ama şu an keskin virajlarla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çıkan araçlar da zorlanıyor. Birbirimize sıfır geçiyoruz. Mecburen bazen yoldan çıkıyoruz arkadaşlar, çünkü yoksa ya biz çarpacağız ya o çarpacak bize. O zaman da oyunumuzun tadı kaçacak. İzleyen arkadaşlarımız da sıkılacak. Ama biz gördüğünüz gibi ufak tefek olsa da mümkün mertebe bir gerçeklik havası yaratarak, gerçekliğe özendirerek araç kullanmamıza dikkat ediyoruz. Mümkün mertebe daha stabil araç kullanmaya çalışıyoruz. Daha böyle zevk verecek şekilde. Bilmiyorum siz ne kadar beğeniyorsunuz. Bunu yorumlara alabiliriz aslında. Hatalarımızı, araç kullanma şeklimizi, aracımızın yol tutuş şeklini ve bizden kaynaklanan hataları yazmanıza seviniriz. Biz de ona göre bir dahaki oyunumuzda, bir dahaki yolculuğumuzda daha dikkatli olmaya özen gösteririz. Sizlere daha zevkli bir sürüş keyfi yaşatmaya çalışırız. Evet arkadaşlar, bundan sonra yolumuz iki şeritliye dönüyor. Rahat bir şekilde yolumuza basacağız. Kaldığımız yerden Gaziantep yolculuğumuz devam ediyor. Umarım yolculuktan keyif alıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, manzara izliyorsunuz değil mi? Bu manzaralar her yolda yok. Böyle gerçeğe yakın manzaralar sürekli çıkmaz. Yaklaştığımız zaman biliyorsunuz otobanların ortasındaki ışıklar yanmaya başlar. Aydınlatmalar daha parlak hale gelmeye başlar, daha sık hale gelmeye başlar. Bu şehir merkezlerine yaklaştığımızı gösterir. Eğer ki uzun yolda ya da şehirler arası bir yolda yolculuk yaparsanız gece özellikle daha çok belirgin olur. Otoban ortasında yolların yandığını görürseniz ya bir yerleşim yerine yaklaşmışsınızdır ya bir yerleşim yerinin yanından geçiyorsunuzdur ya da bir şehir merkezine doğru giriş yapıyorsunuzdur. Genellikle böyle durumlarda aydınlatmalar yakılır, yanar. Biz de şu an Gaziantep Otogarı'na yaklaştığımız için, Gaziantep Otogarı şehir içinde değil, şehir dışına yakın bir yerde. Çünkü sanayisi çok büyük olduğu için bu da sanayi kısmına yakın bir yerde. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, sağ tarafı görüyorsunuz, dinlenme istasyonları. Yapan insanların dinlenmesi için, istirahat etmesi için, yolculuktan daha zevk alabilmesi için arada molalar şarttır. Yoksa uyuyarak, hiçbir şey anlamadan, hiçbir şey görmeden yolculuklar geçer gider. Evet, Gaziantep tabelasını gördük arkadaşlar. Sağdan çıkışımızı yaptıktan sonra otogara doğru giriş yapacağız. Burada yolculuğumuz son bulacak. Son bulduktan sonra yolcularımızı indirip sizlerle beraber yeni bir yolculukta, yeni bir istikamette, yeni bir gezginde, yeni manzaralarla, yeni yollarla, yeni rampalarla, yeni araçlarla tekrardan bir yolculuk yapma ümidiyle sizlerden ayrılacağız. Bizleri yolculuklarımızda yalnız bırakmadığınız için, kanalımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizlerle kalmayı,
Yeni yolculuklarda, yeni araçlarda sizlerle beraber seyahat etmeyi umut ediyoruz. Evet arkadaşlar, Gaziantep Otogarı'na gelmiş bulunmaktayız. Hoş kalın, sağlık kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yeni yolculukta görüşmek ümidiyle. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz.